Son gelişmelerle ilgili olarak sizlere bazı bilgileri ifade edeceğim. 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 20'de zırhlı birlik unsurlarının ağırlıklı olarak içerisinde yer aldığı görülen darbe teşebbüsü Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmiştir. Bu durum darbecilerin medya ve internet gibi enformasyon araçlarıyla giriştikleri algı operasyonunu kısa sürede çökertmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ile tam bir dayanışma içerisinde demokrasinin ve hukuk devletinin yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemişlerdir. Darbe teşebbüsünün anlaşılmasına itibaren milletimiz sokaklara inerek, tankların önüne geçerek, meydanı darbecilere bırakmayarak demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmışlardır. Gerek emniyet teşkilatımız, gerekse savcılarımız darbe teşebbüsü karşısında gereken tedbirleri süratle alarak sürecin önünü kesmişlerdir. Devleti ve milletiyle el ele veren, tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır. Ancak bu girişim sırasında Türkiye maalesef kendi meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştur. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları, kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Darbe teşebbüsü sırasında şu ana kadar tespit edilen 41'i polis, 2'si asker, 47'si sivil olmak üzere 90 şehidimiz vardır maalesef. Yaralarımızın sayısı ise 1154'tür. Şu ana kadar darbe teşebbüsüne karıştığı tespit edilen Ankara'da Jandarma Okullar Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Sadık Köroğlu ve İstanbul'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Özkan Aydoğdu başta olmak üzere toplam 1563 asker tutuklanmıştır. Yine şu ana kadarki tespitlerimiz dışında darbe teşebbüsü içerisinde yer alanlardan 104 kişi çatışmalarda ölü olarak ele geçirilmişlerdir. Türkiye bu ihanet teşebbüsünün üstesinden gelerek demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak darbeye karışan herkesle birlikte paralel devlet yapılanması mensuplarının tamamını ordumuzdan temizlenmesi konusunda kararlı olduğumuzu açıklıkla ifade etmek isterim. Devletine ve milletine ihanet eden hiç kimse cezasız kalmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik hukuk devletinde olması gerektiği gibi milletinin emrinde bir kurum olarak çalışmaya devam edecektir. Demokrasi ve milli iradeye sahip çıkan tüm siyasi partilere ve medya kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Aslında bütün bildiklerimizi bu açıklamaya içerisinde yer aldı ama gene de buyurun. Son durumda basından da takdir ettiğiniz gibi Sayın Genelkurmay Başkanımız harekat merkezinin bölgesinde görevine başlamış durumda. Diğer komutanlarımızdan da şu anda herhangi bir bilgi vermem mümkün değil. Evet, şu anda temas kuramadığımız komutanlarımız içerisinde Veysel Köse'le amiralimiz de bulunmaktadır. Buyurun. Aslında olayları değerlendirmeyi sonraya bırakıp taze taze bu bilgileri değerlendirmekte ve olayı sonuca ulaştırmakta yarar var diye değerlendiriyorum. Sadece Sayın Genelkurmay Başkanımızla temas kurduk şu ana kadar. Buyurun. Pardon. Peki tekrar teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar.
Evet, açıklamayı yapan birinci ordu komutanıydı. Kameraları